Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz sizlerle birlikte Minecraft'ta Hardcore Survival serisine devam ediyoruz ee, bu seriyi özlediğinizi biliyorum ben de bayağı bir aksattım bunun için kusura bakmayın ama hani Içsiz Ada serisine birazcık fazla odaklanmış vaziyetteydim ee, Hardcore Survival bölümlerinin eskisi gibi sık sık gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar ee, şimdi. Abi en son geçtiğimiz bölümde biz buraya yapacağımız binanın temelini atmıştık. Ama ve lakin ben sizden sonra bir bölüm daha oynadım arkadaşlar. Ve hani e, şu üzerimden de anlayabileceğiniz gibi birazcık zorlu bir bölümdü. E, yaratıklarla falan mücadele ettim Zartürk. E, bir ton sıkıntı oldu abi. Ondan ziyade e, ben kayıt aldım. Yaklaşık 29 dakikalık bir kayıt aldım. Ama e, programım sağ olsun... Pardon arkadaşlar ee, sevgili Open Broadcaster olsun hani arada bana böyle güzellikler yapıyor o e, benim 26 dakikalık kaydımı 29 dakikalık kaydımı halletti e, ben de ondan sonra sinirlenip bir daha girip çekmedim açıkçası hani ya, sinirlenip bir daha girip çekmedim derken bir daha girip çekesim gelmedi zaten çeksem de e, muhtemelen çok yapmacık olurdu abi tavırlarım falan böyle. O yüzden abi, yani ıssızada serisi, ıssızada diyorum ya. Hala bak kafam ıssızada'da hardcore survival serisi biraz aksadı. şimdi bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölümde bir yandan tabii ki diğer bölümdeki gibi sohbet edeceğiz. Bir yandan da artık evin etrafındaki şeyleri oluşturmaya başlayacağız yavaştan. Hani evin etrafına artık duvarları çekmeye başlayacağız. tabii ki bunlar sıradan duvarlar olmayacak arkadaşlar taşları kullanacağım. Elde ettiğim kırık taşları fırınlarda ısıtacağım ve fırınlarda ısıttıktan sonra e, onları normal taş haline getireceğim ve taş tuğla yaparaktan bunun etrafını bir güzel öreceğim abi. Hani... E, ben bu, burayı muhtemelen tek bir yer yapmam böyle tek geniş bir yer yapmam oda oda şeklinde yaparım gibime geliyor. Öncelikle bir dış zemini atalım abi dış zemine bir, bir kat çekelim ondan sonra diğerlerinin icabına bakarız. Neyse şimdi gidip e, bahsettiğim gibi taşları e, fırına vereyim abi taşları fırına vereyim taşlar fırında ısına dursun. E, ben de bir yandan madene gireyim bizim bir yerde şerit madenimiz vardı galiba. O şerit madeni idare etmeye çalışayım. Bu arada iki tane iron ingotum varmış şurada. Hemen onu buraya atayım. Ulan bu arada benim bayağı materyalim varmış yahu. Ee, kırık taş sıkıntım var mıydı peki? Umarım yoktur. Ki yok galiba. Ee, şöyle yapabilir miyiz? 5 ben bunları 5'e bölemem. Sadece 4 tane fırını çalıştıralım. 4 tanesi bunları normal taş haline getirsin ki yeterli olmayacaktır Muhtemelen bu yüzden ben dışarı gidip taş toplamaya falan başlayacağım ya da işte e, madende vakit geçirmeye başlayacağım. E, bu arada arkadaşlar. Burası nereye gidiyordu ya? Ha burası zombi farma gidiyordu pardon Burası zombi farma gidiyordu Ben en son yolculuğa zaten o zombi farmını Otomatikleştireceğim diye çıktım abi ee, Bir daha geri dönemedim yani Otomatikleştireceğim diye çıktım Çıkış o çıkış Bu arada çok boş beleş giriyoruz Bir iki tane daha kazma yapalım şu madene girerken Ve efendim e, Velhasıl kelam Konuşacağımız konulara gelelim hafiften Şöyle bir kamerayı doğrultayım e, Konuşacağımız konulara gelelim abi hafiften e, Öncelikle Abi. Facebook'ta dolaşan geyiklerden bahsetmek istiyorum biraz size. Bizim zamanımızın en popüler geyiklerinden biri böyle. Hani en popüler geyikleri mi desem? Ulan insanlar buna nasıl kanıyor, nasıl inanıyor mu desem? Hiçbir fikrim yok abi. Bir aralar Facebook'ta şöyle bir muhabbet dönüyordu arkadaşlar. İşte ee, benim ismim Alara atıyorum. Alara bu arada var ya benim anaokulunda aşık olduğum kızına da. Aşık oldum demeyeyim de anaokulunda aşk ne arar lan? Allah sen hadi hayranlık duydum diyelim geçelim. Neyse abi işte benim adım Alaara, Ben 8 yaşında ruhlar tarafından bıçaklandım. Ruhlar sütüm envanterime takas attı. Beni de kabul etmeyince ağzıma vurdular falan böyle. E velhasıl kelam sade de gel. Abi bu mesajı 29 yere yapıştırmazsan ananı belleyecekmiş falan böyle. Anlatabiliyor muyum abi o tarz? Hani nasıl ifade edeyim kendimi size böyle. Ulan saçma sapan şeyler ya böyle saçma sapan muhabbetler abi. Şurayı da yarmışız şimdi sıra burada o zaman. Burayı yarayacağız şimdi. Saçma sapan muhabbetler abi. Şey vardı böyle. İşte bir çocuk bir gün akşam eve gelmiş 9 yaşında. Hepsinin de adı yabancıdır. Bak benim verdiğim o Alara örneği yanlış bir örnek arkadaşlar. Hepsinin adı yabancıdır normalde. Bu ya Stuart'ın başına gelir ya Alex'in başına gelir ya ne bileyim işte. ismi yabancı olacak abi. Ali'nin, Ahmet'in, Ayşe'nin başına gelmiyor abi bunlar. Bize bulaşamıyorlar. Allah Allah. Aaa, bu, burayla uğraşayım mı ya? Ben hiç uğraşmak istemiyorum abi. Bu madeni kapat gitsin, e, yar diğerini yer abi. Dal diğerini yer Şu tarafa gir, diğerini yer gitsin. <laughs> i̇şte, e, Stewart bilgisayarını açtı. Çocuk 9 yaşındaydı bilgisayarında annen öldü yazıyordu o da siktir oç dedi bir baktı yan odada annesi ölmüş Allah'ın hikmeti işte hani ama bilgisayarda yazıyordu yani bilgisayarda yazana inansaydı ölmeyecekti sen de bu mesajı 88 yere kopyalayıp götünü parmaklayıp youtube'a koymazsan e, senin de annen ölecek böyle bir de anabacı karıştırırlar doğrusu bu çocukları ya. Ya ربنا Ulan sövmeyeyim sövmeyeyim diyorum da. Ulan insanın hani annesi kadar değer verdiği başka biri olabilir mi ya? Hani ailesi kadar değer verdiği. Sen tut hani bu mesajı kopyalamazsan siktir boktan mesajı. işte böyle böyle sana zarar gelecek. Annen ölecek falan böyle lan. Tövbe de. Neler neler ya neler neler abi. Bunları bir de temizleyemiyordum bak. Çocuklar saf temiz abi inanıyor hani. Gerçekten inanıyorlar böyle. Ben bakıyorum harbi harbi inanan var böyle. Bu mesajı sen de 20 yıl kopyala. Bir de şey var bak böyle. Başında üzüntü ifadesi belirtenler var. Arkadaşlar üzgünüm bunu kopyalamak zorundaydım. Kopyalamasam ziki vereceklerdi falan böyle. Abicim siz ciddi misiniz ya? Harbi söylüyorum yani siz ciddi misiniz? Sana bir şey söyleyeyim mi? Hani Abi bu adamlara para versen bu kadar salak taklidi yaptıramazsın yani. Çok affedersiniz de beyler. Allah aşkına yani buna kananlar varsa ben hani kalbinizin saflığına temizliğine veriyorum da. Ya şu dönem, şu sıralar ben fazla görmedim ya bilmiyorum belki Facebook'ta eskisi kadar aktif takılmadığımdandır da şu sıralar ben fazla görmedim çünkü bizim millet Facebook'u çözdü. Oğlum benim dayım bile Facebook kullanıyor lan dayım teyzem falan filan böyle artık sosyal medya milletin elinde şey oldu oyuncak oldu yani herkes kullanabiliyor artık o kadar kolay yemiyorlar yani şimdiler gerçi ha hakikattan bak ben o mesajın kaynağını merak ediyorum ben hani Stewart eve giderken Stewart'ın eve giderken karnı ağrıyordu. İçinden bir ses ''Osuracaksın'' dedi. Bir baktı Stewart kazara sıçmış. Bu mesajı 20 yere kopyalamazsan sen de osuracağım diye sıçacaksın falan böyle. Hani nereden çıkıyordu abi burada? Ana fikir ne? O mesajı 20 yere yazınca misal bu arada şurada lav ne güzel parıl parıl parlıyor değil mi? Ya o, olayın ana fikri ne yani abi? Ben onu merak ediyorum en yani çok. Mesajı 20 yere yazdın diyelim. Bu aptal saçmalığı çıkaran kişi ya da kişilerin eli... Kişi ya da kişiler şey olduk abi. Tam böyle şüpheli şahıs polisiye dizi. Ee, bu olayı çıkaran gerizekalıların eline ne geçiyor yani onu merak ediyorum. Ya muhtemelen böyle bebenin teki tamam mı durdu durdu dayanamadı. Ya nasıl trollesem ee, Stewart osuracağım diye sıçsın ya dedi böyle YouTube'a yaydı abi. YouTube'a diyorum Facebook'a yaydı. Oradan yardırdı gitti yani herhalde bir troll konusudur diye tahmin ediyorum abi. Zaa nasıl inandırdım dedi. Oradan bir akım başlattı herifin haberi yok falan. Ya böyle bir olay ya da ne bileyim yani bunun o elmas bulduk abi. Bunun bilinçaltında ne yatıyor olabilir? Stewart eve giderken elmaslarını güvenli bir şekilde götürebileceğini zannediyordu. Ama yanılıyordu. Çünkü bu mesajı 20 yere kopyalamamıştı ve o elmasları kaybedecekti. Elmaslarla beraber götü de kaybedecekti. Ya abi gerçekten çok merak ediyorum. Hani bir şey ellerine geçiyorsa acaba ellerine geçen şey ne yani? O, onu çok merak ediyorum. Ya muhtemelen zaten o arkadaşların hani şey bir o arkadaşlar biraz genişlemiştir biliyor musunuz? Çünkü anasına saydırmayan kalmadı onların. Bu arada var ya ben kendimi ıssızda da survival'da zannettim o kadar diamond'ı bulunca. Hardcore'da bulduk abi bu büyük bir başarı ya. Helal olsun helal olsun bize yani iyi yardırıyoruz abi iyi yardırıyoruz. Aa uh, bu arada ben etrafı araştırırım kaktüs maktüs bulamadım ya. Neyse. hani abi insanların elinde ne geçiyor olabilir? Ben onu merak ediyorum böyle bir hani e, ne bileyim şöyle bir şey de vardı bak şu şerefsizliği yapan da vardı. Şu sayfayı beğenmezsen e, çükün düşecek. Hani bu sayfayı beğen. Yemin ederim ki bu sayfayı beğeneceğim. Yemin ettim beğen bari anladım mübarek kardeşim. Hani ben aynen bu moda giriyordum bak hani herifler böyle yazıyor tamam mı? Yemin ederim ki bu sayfayı beğeneceğim. E, yemin ettim beğen bari. Hani bebe yoruma bunu yazıyor sen hani yorumlara okurken rastgele denk geliyorsun. Hii, yemin ettim beğenmek zorundayım. Ulan hileye girmiyor mu? Ya haşa yani yaradan hileyi anlamayacak mı abi? Sen ne yapıyorsun ya? Ulan kafan mı güzel gerizekalı? Sen kimi kandırmaya çalışıyorsun? Beyin basıyor mu senin? Hani yemin ettim bak. Beğen Ulan gelecek abi yani Abi inanamıyorum gerçekten böyle aptal bir şey yazanların bağlantısının altında falan bir 1500 bin, bin tane beğeni oluyordu. Hani gerçekten hani 1500 tane sala nasıl bir arada buldu bu çocuk diye falan düşünüyorum böyle ama hani abi ne bileyim ya. Arkadaşlar gözünüzü seveyim yani hala bu böyle saçma yöntemlerle sizi kendi boktan iğrenç sayfalarını beğendirmeye çalışan editörler varsa onların ağzına sıçayım yani bana yönlendirin abi onları gidip sayfasını beğenmeyin. Hani çünkü bak abi bu salaklar var ya bizden yüz buldukça hareketleniyorlar böyle bizden yüz buldukça derken hani siz beğendikçe falan filan böyle bu salak aa ben iyi bok yedim tamam hani ben aynı boku yemeye devam edeyim diyor o kafada ilerlemeye devam ediyor anlatabiliyor muyum? Siz bu elemanlara yüz vermeyeceksiniz abi asıl olay sizde bitiyor. Bak harbi diyorum asıl olay sizde bitiyor. Siz bu gerizekanlara yüz vermeyeceksiniz abi. Yüz verdiğiniz zaman bunlar hani tamam diyor ben iyi bok yaptım iyi bok yedim. Hani bu boku yemeye devam edeyim falan. Oğlum çok korkuyorum lan yanımda su kovası falan yok. İşte lava, lava düşersem zaten kesin GG. Ula bırak iki tane şey için değmez ya. İki tane demir için değmez abi. Salla. O burada bu arada bir örümcek dostumuz var. Merhaba. Merhaba. Ee, sayın su gideri merhaba. Sizin böyle bir gidişatınızı tıkayalım gidişinize bir dur diyelim. Şurada kazabileceğimiz materyalleri kazalım. Lava ulaşmadan abi. Lava da şöyle bir set çekelim hatta. Ee, ben korkuyorum çünkü. Sonra buradan girip kazmaya devam edeceğiz. Unutmam umarım. Şunları bir kazalım abi. Ya arkadaşlar gerçekten böyle hani benim hayret ettiğim şeyler bunlar ya. Harbiden bu seferki biraz eğlenceli bir muhabbetten ziyade toplumu bilinçlendirme, bilgilendirme gibi bir şey oldu da. Ha, bilgilendirme kaddime değil abi ben gözlemlediğimi söylüyorum ya. Ha, buradan bakınca çok mantıksız gelmiyor mu size? Hani abi yaptığın iş boktansa ne yaparsan yap istersen ağzınla tut yine insanlara kendini sevdiremezsin yani. Kaldı ki böyle hani sahtekarlıkla böyle şeyle hani işte yemin ettim beğen bari falan filan böyle. Ondan sonra adam şey yazıyor abi bak. Bu Facebook'sa, Facebook Facebook'a Yorumu düzeltme sistemi gelmeyecekti arkadaşlar bakın. Yorumu düzeltme sistemi bir hataydı bence. Şimdi ben size anlatınca neden böyle dediğimi anlayacaksınız abi. Facebook'a bu yorumu düzeltme sistemi geldi ya. Bu amacı dışında kullanılıyor abi. Yani amacı dışında kullanılıyor derken ben hiçbir zaman amacında kullanıldığını görmedim yani. Amacı dışında kullanılıyor. Nasıl yani abi? Şey şimdi böyle. Bak. Adam geliyor. Orada yazıyor diyor ki işte yemin ederim bu yorumu beğeneceğim. Yemin ettim bari yorumu beğen diyor. Neyse abi bizim saf temiz güzel kardeşimiz ne yapıyor? İşte şey hani böyle günah olmasın diye ya da ne bileyim çekiniyor mu korkuyor mu bilmiyorum. Gerçekten ben mantıklı bir açıklamasını göremiyorum abi bu salaklara prim vermenin de. Neyse işte benim saf temiz kardeşim inanıyor buna beğeniyor falan filan böyle. Ondan sonra bu bebe bağlantısında bin beğeni alıyor ya. Oraya salakça bir şey yazıyor işte. Çüküm düştü buradan Berke selamlar. Hani böyle hani edit. Edit diye bir olay var ya artık hani yorumunu edit diyebiliyorsun. Yoruma Allah kahretme oğlum yok ben burayı kazmam. Kapa kapa kapa. boş ver. Hani editleme sistemi diye bir şey var ya yorum işte. Edit çüküm düştü buradan buraya selamlar. Böyle aptalca bir şey yazıyor. O hani yemin ederim bu bağlantıyı beğeneceğim olayını kaldırıyor. Oraya aptal saptal bir şey yazıyor. İşte buradan bilmem neye selamlar bilmem neye selamlar ne abi. As tabii ki hani bu yanlış bir şeydir falan demiyorum. Yanlış olan şey şu hani insanlara hile hurdayla sahtekarlıkla siktir boktan bir bağlantı beğendirip oradan da işte hani e, liseli, ilkokullu arkadaşlarına selam yazmayın yani saçma olan şey bu. Hiç şahit oldunuz mu abi böyle bir şey? çok saçma ya. O yorumu düzenleme sistemi ya ne bileyim gerekli bir şey tabii ki. Yanlış bir şey yazdığında düzeltiyorsun da. Bilmiyorum ya. İnanın eğer bilmiyorum arkadaşlar yani inanın eğer bilmiyorum. Çok garip şeyler bunlar. Şu an sizin de ya size de saçma gelmiştir eminim ya. Aklı başında her insana saçma gelebilecek şeyler bunlar bence. Saçma gelen şeylerdir. Neyse abi başka ben neden bahsedecektim ya? ha abi bak bu arada var ya ee, ben de gerçekten düşüncede bir problem yok böyle düşünce olarak çok geniş düşünebiliyorum abi çok geniş düşünebiliyorum derken çok farklı şeyler düşünebiliyorum böyle çok şey aklıma gelebiliyor misal bir kavga esnasında falan böyle yarıda maden su şişesi var maden su şişesini kafasına vururum Kafasına vurunca bu adam sendeler işte bacağına çölme takarım yere düşürürüm yere düşürdükten sonra arabanın camını söker ağzına sıçarım falan böyle. Hani o tarzda böyle benim aklıma gerçekten Sherlock Holmes gibi şeyler gelebiliyor böyle hani. Ne bileyim düşüncede bir şey yok da abi icraata gelince cork yani. Benim düşünce sistemimin gelişmiş olması şeyden kaynaklı bence. Ben küçükken çok fazla satranç oynardım abi ve hani ilkokulda satranç kulübünün başkan yardımcısıydım. Ve hani başkan yardımcısı seçildiğim gün bak abi olaya bak. Satranç kulübünde oylama yapılıyor. Satranç kulübü hocamız bizim din kültürü öğretmenimiz. Oylama yapılıyor. Oylamada ben başkan yardımcısı seçiliyorum ve tutup şey diyorum abi. Teşekkür ederim canlarım. Beni sizler yarattınız diyorum. E tabi. Hoca din kültürü hocası. Geldi böyle, şey geldi böyle HÖT dedi böyle iki tane yapıştırdı ağzımın ortasına. Başkan yardımcısı mıyım hala dedim. Yardımcısısın dedi. Ee, tamam dedim geçtim böyle. Ama abi ne saçma şeydir ya böyle hani. Te televizyondan gördüm özendim ulan dedim bunu diyeceğim. Her yerde her şey denmez tabi yani tutup da Amerikan ajanlarının yanında lanet olası federaller dersem ağzıma tükürürler abi. Ya, düşünsene yani her yerde her şey denmez. Ben de orada işte oylamada başkan yardımcısı seçilince teşekkür ederim canlarım beni sizler yarattınız falan. Ya adam din hocası abi doğal olarak hıh bir şey yapacak yani. Kötü bir niyetle demedim olabiliyor ama işte hani <laughs> garip abi. Biz bu arada bu madende yaşlandık ya. Harbi diyorum yani madende yaşlandık abi. Sözde evi falan tamamlayacaktık değil mi? Neyse evi birazdan yukarı çıkınca tamamları. Sen buradan kırık taş falan da kazmış olduk. Hadi bakalım buradan eve doğru gidelim. Ben yalnız buranın ucunu bucunu dibini göremiyorum abi. Ne kadar kazmışsak artık. Ben baya bir kendimi kaptırdığımı düşünüyorum ya. Ne, ne, kadar kazdım acaba böyle. İnanılmaz merak ediyorum ya. Ay pardon. Abi. Daha devam mı ediyor? O Daha baya devam ediyor. Ya baya devam ediyor değil dediğim şurası son işte. Ama baya gitmişiz abi yani ucu bucu gözükmüyor. Ucu bucağı gözükmüyor. Hadi bakalım şu havuçlarımızı yiyelim abi. Ay bu arada arkadaşlar ineklerle bizim bulunduğumuz ortamın arası gerçekten çok uzun ya. Hani benim hardcore survival'da yerleşik hayata geçmem gerçekten bir hataymış yani. Issız adada falan her şeyimiz vardı da burada her şeyimiz yokken yarım yamalakken falan geçiş yaptık. Ondan dolayı baya bir sıkıntı yaşıyoruz ya. Baya baya bir sıkıntı yaşıyoruz hem de. Şimdilik evin üst katına çıkıp uyuyalım da hemen. Ee, sabah kalktığımızda e, sağın solun düzenlemesini yaparız abi. Ben daha neden bahsedecektim ya Unutuyorum arkadaş sürekli unutuyorum Nedenini bilmediğim şekilde Unutuyor unutuyor unutuyorum Şöyle kamerayı aşağı eğelim Hafiften kafasına vuralım bir tane ee, Şimdi Şuradaki taşlar erimiştir abi Ki erimiş teşekkür ederim Teşekkür ederim ee, Buraya gelelim abi 2 tane 64'lüğü koyalım şöyle Şunu şuraya İki tane 64'lüğü koyalım Ondan sonra bu kızıl taşları Alalım bir kızıl taşları Artık blok haline getirelim abi Kızıl taşların blok haline gelme zamanı Gelmiş bence Hop Bir hop İki Üç şu envantara bak benim bu envantarı Düzenlemem artık hani Ne kadar zamanımı alacak hiçbir fikrim yok abi Ama baya Yoracak gibi beni 48'e tamamlamaya çalışmıyor muyuz abi? 48 45 48 Tamam. 54 7 tane de blok. Şey 54 blok 7 tane de normal. Şu lav kovaları şurada dursun. Ee, bu 64'lüğün biri de şurada dursun. Bunları zaten yapıda kullanacağız. Şunları ıvır zıvırın içerisine atalım abi. Andezitleri zartı zurtu. Ondan sonra elması buraya koyalım. Kömürü buraya yerleştirelim. Nerenin yakıta ihtiyacı var? Buraların yakıt takviyesine ihtiyacı var zaten. Onu oraya koyalım. Ya lapus lazuli artık blok haline çevirmeme gerek var mı bilmiyorum ya. Lapus lazuli bence normal dura durabilir daha o kadar şey değil. De o kadar e, şeyden, o kadar abi e, çalışmadan çıka çıka sadece 24 tane demir mi çıktı? Ağırlıklı olarak ıvır zıvır kazdık ya. Onun ben de farkındayım. Ağırlıklı olarak ıvır zıvır kazdık abi. Kazdık abi. İki tane 64'lük blok. Hadi bakalım. Şunların bir etrafına yerleştirme yapalım abi. Şu evin etrafına yerleştirme yapalım. E, evin bir kısmını daha bu bölümde tamamlamış olalım. Şöyle e, gir, Giriş nereye baksa ki giriş? Abi girişi nereye baksa? Ben şurayı düzlerim abi. Girişi Buraya mı baksın? Ya da girişi oraya bakmasın ya. Girişi şu öne baksın abi. Girişi öne baksın. Aynen öyle. O baya masraflı olacak bu ya. Baya baya masraflı olacak hatta. Şöyle benim seri işleyen fırınlara falan ihtiyacım var yani. O derece masraflı olacak. Bitirdik abi. Gel bakalım şurayı da bitirelim. Şu evin bir dış cephesini oluşturalım abi bir kabataslak. Ondan sonra içe doğru yöneliriz. 3 buradan git. Tam ortalamaya çalışacağım. 3 buradan git. 2 buraya. 2 buraya. 2 buraya. 2 buraya. 1 buraya. 1 buraya, buraya. Tamam. Şimdi burası evin ortası abi. Evin ortasından hemen eee Aa uçamıyorum değil mi? Doğru doğru. Kreatif modda değilim. 1, 2, iki... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tam 9 abi. O zaman nasıl yapacağız? Şöyle mi yapacağız? Şurası bir oda olur acaba abi tamam mı? Burası şey olur. E, mutfak kısmı falan olur muhtemelen. Hani buraya fırınları falan yarın böyle. Ondan sonra Gel abi şu tarafa doğru. Burası ayrı bir oda olur. Şurası ayrı bir oda. Burası ayrı bir oda. E, bu odanın girişini hatta birazcık şuradan yapalım. Ama full öyle olmasın ya. Hani e, nasıl desem full böyle odacıklardan da oluşmasın. Nasıl oluşsun abi? O zaman O zaman Şöyle bir şey yapsam peki? 4, 2, 3, 4. Ee, yemin yemin yemin. Burası salon olsun abi. Bekle girişten burası salon olsun. Birazcık şuraya az yaptım da işte o az yaptığımın da farkındayım şurası giriş kısmı ve salon olsun işte burası hani e, genel ıvır zıvırlar falan mı olsa ne olsa ki abi bu girişe ne yapabilirim yani efektif olarak kullanamayacağım burayı zaten o belli bak şurası salon olsun genel olarak hayatımı idame ettirdiğim alan olsun işte hani e, yatağımızdır crafting table'ımızdır chestlerimizdir falan böyle ıvır zıvır chestlerimizdir şurası mutfak kısmı olsun şu arkası e, yatak odası olsun buraya yatak odası yatak koymayalım ya bu arkaya şey yapalım böyle hani yatak odası tarzı bir şey yapalım. Şurası da hazine odası olsun abi. Çünkü bak hazine odası için mantıklı bir seçim. Görüyorsunuz bir odadan daha giriyorsun. Öteki odaya geçiyorsun falan. Hazine odası için mantıklı seçim. Hatta burası hazine odası olduğundan dolayı biz buraya herhangi bir şekilde cammam da yapmayız. Ama ne yapabilirim abi? Bak ben şu an onu düşünüyorum. Tamam şurası aşağı yukarı aklımda abi. Burası yemek odası gibi bir şey olacak. Yani e, her taraflarda fırınlar mırınlar olacak böyle. Fır, fırınları güzel bir şekilde yerleştiririz. Güzel bir dizayn yaparız. Hem şuradan hem şuradan bakacak şekilde simetrik bir şekilde. E, burası fırın odası olacak abi. Şurası ıvır zıvır odası olur muhtemelen. Burası yatak odası. Burası da hazine odası evin içerisinde kendi tarımımı kendim mi yapsam acaba bir, ta bir tarafı da hani tarım odası falan mı yapsam nedir diyeceğim de ulan evin içerisinde tarım odası ne arkadaş ya bu arada şu an zemin hoşuma gitmedi biliyor musunuz ama bu zemini tekrardan kazamam hepsi cilalı granitten oluşuyor çünkü da nedense bu şey beni bir baydı bu renk beni bir baydı abi hani sanki şu rengin üzerine tamam mı bu ıı, taş tuğlanın üzerine şu aşağıdaki fazla geldi gibi yani bilemiyorum bilemiyorum belki değiştirebilirim şu an için bir kararım yok ama belki değiştirebilirim arkadaşlar ee, Her neyse e, izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim e, benden bu bölümlük bu kadar Umarım keyif almışsınızdır sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar sonraki bölümlerde ne yapacağız ya ben bir kayıt dışı arayayım abi tamam mı kaktüs bulabilirsem Kaktüsleri yetiştirmeyi öğreneyim. Bildiğim kadarıyla çöl topraklarında şu arkadaki şeker kamışları gibi kendiliğinden yetişebiliyorlar. E, bir kenarda kaktüslerimizi yetiştirelim abi. O yetiştirdiğimiz kaktüslerle de zombi farmını otomatikleştirmeye çalışalım. Çünkü biliyorsunuz zombi farmı gerçekten bizi çok zorluyor böyle bireysel olarak kullandığın zaman. O zombi farmını otomatikleştirmeye çalışalım abi. Ama kaktüs bulması da gerçekten inanılmaz zor ya. İnanılmaz zor yani. Ben bayağı bir aradım çünkü at bile buldum da kaktüs bulamadım. Ha, at buldum neden at burada değil? Atı evcilleştiremedim ve yanımda eğer falan yoktu. Aynı zamanda kayıtta olduğumdan dolayı hani şey kendimi kayıtta zannettiğimden dolayı eğer nasıl yapılır falan diye fazla arayamadım. Yani eğerin sadece zindanlarda bulunduğunu öğrenemedim abi. Yanımda da eğer olmadığından atı yanıma alamadım ki at Buradan baya uzakta yani baya baya uzakta hatta öyle ki abi öyle umutsuzluğa kapıldım ki o at hayatta benim olmayacak diye ben koordinatlarını bile almadım. Neyse efendim şimdi şuradaki tarlalarımızın da bir işini bitirip e, bölümü sonlandıralım. İzlediğiniz için hepinize tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. E, umarım keyifli zaman geçirmişsinizdir arkadaşlar. Bakalım şunu da bir yiyelim. Altın elma yapabilirim aslında. Altın elma diyorum ya. Altın e, şey yapabilirim. Altın havuç. Açlığını daha iyi doyurur gibi. Deneriz ya bir iki üç tane altın havuç yaparız. 2 üç tane mi yapılır? Kaç tane yapılır bilmiyorum da. Ya bir ayrından zaten şey bir altından zaten 9 tane altın şeyi çıkıyor. koyunu e, çıkıyor mu diyeyim? Nugget'ı çıkıyor diyeyim? Aynen altın nugget çıkıyor. O 8 tane nugget'ta bir tane şey yaptığına göre. 9 tane falan yapalım ya. Şöyle 8-9 tane yapalım. Merak ediyorum doğrusu ama. E, söylediğim gibi arkadaşlar. Sonraki bölümde yapalım. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. E, görüşmek üzere. Esen kalın.